Merhaba arkadaşlar, ışığın dalga modeliyle devam ediyoruz. Bilim insanları çok eski çağlardan beri ışığın yapısını açıklamak üzere teoriler oluşturuyorlar. Işığın davranışını en iyi açıklayabilen iki tane teori var. Bunlardan bir tanesi tanecik teorisi, bir tanesi de dalga teorisi. Su dalgalarıyla oluşturulan gelişim desenindeki düğüm çizgilerine karşılık, ışıkla oluşturulan gelişim deseninde karanlık çizgiler, su dalgalarındaki dalga katarlarına karşılık da aydınlık çizgiler vardır. Işığın girişiminde oluşan karanlık ve aydınlık çizgilere de biz girişim saçakları adını veriyoruz. Işık hem dalga hem de tanecik karakterlidir. Yüksek frekanslarda tanecik özelliğini, düşük frekanslarda da dalga özelliğini gösterir. Şimdi çift yarıkta girişim yani Young deneyine bakacağız. Işıkta girişim olayı su ve yay dalgalarındaki gibi kolaylıkla izlenemiyor. Çünkü görünür ışığın dalga boyu çok çok küçük. 4x10-7 metre ile 7x10-7 metre aralığında. Girişim deseninin düzgün ve fark edilebilir olması için ışık kaynağından tek dalga boyunda ışık çıkması gerekir. Işık kaynakları eş fazla olmak zorundadır. Kullanılacak diğer uzunluklarda küçük boyutlarda olmalı. Işığın frekansı mümkün olduğunca küçük olmalı. Yankı koşulları sağlamak için bir düzenek geliştirmiş. Kırmızı ışık görülebilir en büyük dalga boyu ve en küçük frekansa sahip. Tek renk kırmızı ışık üreten bir kaynağın önüne çok küçük iki yarıklı olan bir levha koymuş. Kaynaktan yarıklara gelen ışınların aynı fazla çalışan kaynaklar gibi olmasını sağlamış. Ve şekildeki gibi perdede de bunu bir karanlık, bir aydınlık, bir karanlık, bir aydınlık olacak şekilde gözlemlemiş. Şekilde verilen ışık dalgalarının girişim deseninde tepe artı tepe, tepe, çift tepe yani maksimum aydınlık saçak olmuş. Çukur artı çukur, çift çukur, o da maksimum aydınlık saçak olmuş. Tepe artı çukur, düğüm yani minimum karanlık saçak olarak ifade ediliyor. Şimdi aralarında D kadar uzaklık bulunan şekildeki K1 ve K2 yarıklarına bakacağız. Biri burada, biri burada. Aralarında D kadar mesafe var. Ve bu yarıklar aynı fazla çalışan iki noktasal kaynak görevi görüyorlar. Bu kaynaklardan çıkan ışık dalgaları perdedeki merkez doğrusu üzerine aynı anda ve aynı şekilde ulaşacakları için birbirlerini kuvvetlendirerek merkezi aydınlık saçağı oluşturuyorlar. Bunun iki yanında simetrik olarak diğer karanlık ve aydınlık saçaklar oluşuyor. Merkezi aydınlık saçağı sağında ve solunda, üstünde ve altında simetrik olarak karanlık ve diğer aydınlık saçaklar oluşuyor. Perde üzerindeki herhangi P noktasının kaynakları uzaklığını biz yine yol farkı diyoruz. Kaynaklar arası mesafe D'ye göre büyük olması halinde birbirine paralel kabul edilir. Burada bize görünür ışık renklerinin boşluktaki dalga boyları ile ilgili bilgi vermişler. Tabii ki ezbere bilmemize gerek yok. P noktasının aydınlık olması için yol farkının dalga boyunun tam katlarına eşit olması gerekir. Yani yol farkı n lambda'ya eşit olmalı. P noktasının karanlık olması için de yol farkının lambda bölü 2'nin tam katlarına eşit olması lazım. Yani kaçıncı karanlık saçak üzerindeyse onu bulmak için n eksi 1 bölü 2 lambda yapıyoruz. Bize saçak genişliği ile ilgili yorum sorusu sorabilirler. Formülle ilgili işlemler çıkmıyor ama yorum yapabilmek için bunu bilseniz iyi olur. Ardışık iki aydınlık veya iki karanlık saçağın aynı özellikteki noktalar arasındaki mesafeye biz saçak aralığı diyoruz. Bunu da delta x ile gösteriyoruz. Delta x de L lambda bölü D ile hesaplanıyor. L lambda ne diyeceksiniz? Lambda dalga boyu. D mesafeydi. Hemen şuradan gösterelim. Boşluklar arası mesafe, kaynaklar arası mesafe. L de perde ile yarık düzlemi arasında kalan şu mesafe. Şimdi eğer yarıklar düzlemi ile perde arası havadan farklı, en kırma indisi başka bir madde olursa o zaman ışığın dalga boyu küçülecek. Bu durumda saçak aralığı için D'nin yanına bir de n'i koyacağız. Yani ortamın kırıcılık indisini koyacağız. Bu şekilde de yorum yapabiliriz. Biraz önce bahsettiğim gibi bakın bir yorum sorusu sormuşlar şu formülümüzle ilgili. Bakalım beraber. Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde perdedeki ardışık iki aydınlık saçak arasındaki uzaklık delta x kadar oluyor.
delta x'in azalması için bu niceliklerden hangilerinin artması gerekli ve yeterlidir? Zaten formülde l'nin arttığı zaman delta x'in artacağı görülüyor. Yani perde ile yarık düzlemi arasındaki uzaklık artması gerekir. Buna göre delta x'in azalması için bize azalıyor, azalmasını istiyormuş. Azalması için biz birinci şıkkı almayız. Onu yaparsak artıyor çünkü. Onu arttırırsak artıyordu. Delta x'in azalması için lambda veya l azaltılmalı. D ise arttırılması gerekir. Bu yüzden ışığın frekansı ile dalga boyu arasındaki ilişkiye bakacak olursak c ışık hızı oradan dalga boyu çarpı frekansı mu geliyor. Frekans artarsa dalga boyu azalacak. Bu yüzden delta x'in azalması için ışığın frekansı ve d'nin arttırılması gerekiyor. Cevabımız Denizli seçeneği olarak geldi. Çift yarıkta girişimin özelliklerini inceleyelim. Şimdi ışık kaynağı merkez doğrusu üzerinde bir yönünde hareket ettirildiğinde diyor. Yani yaklaştırıyorum ışık kaynağını birazcık daha perdeye doğru. Kaynaklar arasında faz farkı oluşmayacağı için perdedeki görüntü değişmiyor. Ancak kaynaklara gelen ışık akısı artacağı için aydınlık saçaklar daha parlak oluyor. Bu olayın tersinde de aydınlık saçaklar daha mat olacak. Yani dümdüz aynı hizada yaklaştırırsak daha parlak oluyor aydınlık saçaklar, uzaklaştırırsak daha mat oluyor. Şimdi ışık kaynağını eğer iki yönünde yukarıya doğru hareket ettirirsek ne olacak? Bir de ona bakalım. Işık kaynağı merkez doğrusuna dik doğrultuda iki yönünde hareket ettirildiğinde kaynaklar arasındaki faz farkı olacak, artacak ve bütün saçaklar geciken kaynağın tarafına yani eksiye yönünde kayar. Sen iki yönünde artıya yönünde hareket ettirdiysen eksiye yönünde bütün saçaklar kayacak. Benzer şekilde üç yönünde hareket ettirdiğin zaman da bütün saçaklar bu sefer artıya yönünde kayacaklar. Bununla ilgili yorum sorusu çıkıyor bu arada. Tabii o da çıkarsa. İkinciye bakalım. Burada da yarıklardan birinin önüne ince bir cam levha konulduğunda o yarıktan gelen ışınlar camda daha yavaş ilerleyeceği için gecikiyorlar ve merkez aydınlık saçak geciken kaynak tarafına yani artı yönde kayıyor. Yani camı ne tarafa koyarsan o tarafa doğru kayıyor diye özetleyebiliriz. Üçüncü durumu inceleyelim. D aralıklı yarıklar düzlemine perde mesafesiyle kullanılan ışın dalga boyundan bir yarıklar düzlemiyle perde arasındaki ortamın kırma indisi N1 iken saçak aralığı delta X1 olsun diyor. Başka hiçbir şey değiştirilmesin. Sadece yarıklar düzlemiyle perde arasındaki saydam ortamın kırma indisi N2 yapılırsa kullanılan ışın dalga boyu lambda 2 ve saçak aralığı delta x2 olur diyor. Bunlar arasında nasıl bir ilişki varmış? Saçak genişliği 1 bölü 2, delta x1 bölü delta x2 eşit olacakmış. İkinci ortamı sonradan eklenen ortamın kırıcılık indisi ve ilk ortam kırıcılık indisi. O da dalga boyu 1 bölü dalga 2 şeklinde olacakmış. Dördüncü özellikte de diyor ki yarıklar düzlemi merkez doğrusu üzerinde çok küçük bir alfa açısı kadar döndürülürse yarıklar arasındaki uzaklık D'nin etkin değeri azalacağı için saçak aralığı büyür. Yani döndürülme durumunda saçak aralığının büyüdüğünü söyleyebiliriz. Beşinci durum, dalgaların frekansı değişirse merkeze aydınlık saçan yeri değişmez ama değişen dalga boyu lambdaya karşılık saçak aralıkları değişir. Altıncı durumda da dalgaların genliğinin değiştirilmesiyle dalga boyu lambda ve dalga hızı V değişmeyeceği için saçakların yerlerinde değişiklik olmaz ama aydınlık saçakların parlaklığı değişir diyoruz. Bunların hepsi 1-2-3'lü sorularda gelecek. İşlem olmayacak, bilginiz olsun. Tabi gelirse. Bakın bu soru 2009 yılında sınavda çıkmış olan bir soru. Yine zaten bir yorum sorusu. Bakalım beraber. Tek renkli K ışık kaynağıyla yapılan bir Young deneyinde düşey kesti şekildeki gibi olan iki bölmeli boş bir kap kullanılıyor.
Deney sonucunda perdedeki D aralığında N tane aydınlık saçak oluşuyor. Düzenekte başka hiçbir değişiklik yapılmadan bu işlemlerden hangisi yapılırsa D aralığındaki N sayısı, yani aydınlık saçak sayısı artar diye sormuş. Şimdi bir beraber inceleyelim. Biraz önceki formülden yapacağız yine. Perde üzerindeki saçak sayısının artması için bizim saçak genişliğimiz küçülmeli. Saçak genişliğinin formülünü hatırlayın. Delta x eşittir y lambda bölü d çarpı n'di. Şimdi suyun ışığı kırma indisi n havanınkinden büyük olduğu için bu ortama geçen ışık dalgalarının dalga boyu küçülüyor. X bölmesi suyla doldurulursa bu ortamdan y ortamına geçen dalgaların tekrar dalga boyu büyüyor. Bakın şurada. Pardon. Şurada. X bölmesinden y bölmesine geçtiği zaman X bölmesi su ile dolduğunda y ortamına geçerken dalgaların dalga boyları tekrar büyüyor ve saçak genişlikleri de değişmiyor. Y bölmesi su ile doldurulduğu zaman saçak genişliği küçülüyor ve saçak sayısı artıyor. E o zaman da ikinci ve üçüncü işlemleri biz yaparsak delta x küçülüyor, saçak sayısı artıyor diyebiliyoruz. İkinci ve üçüncü işlemler dediğim y bölmesini su ile doldurmak, y bölmesini suyla doldurmak, hem x hem de y bölmesini suyla doldurmak, cevabımız E seçeneği geldi. Tek yarıkta girişim, kırınım dediğimiz olaya bakalım şimdi de. Doğrusal su dalgalarının küçük bir aralıktan geçince dağılarak dairesel biçimde yayılması dalga hareketinin kırınım özelliğiydi. Burada da tabii ışık dalgalarındakini gözlemleyeceğiz. Işık dalgalarının dalga boyu çok küçük olduğu için sırf çok küçük, 0,1 milimetre gibi bir şey, bir yarık kullanmak gerekir. Sonuçta merkez doğrusu üzerinde kalın ve parlak bir aydınlık saçak, iki tarafında da daha dar, sırasıyla karanlık ve parlaklığı azalan aydınlık saçaklar oluşuyor. Kırılımı kolay inceleyebilmek için engeldeki yarık genişliğindeki aralık gayet sık sıralanmış, noktasal kaynaklardan oluşmuş olarak ele alınıyor. Yarığın uçlarındaki kaynaklara K1 ve K2 denirse ekran üzerindeki bir P noktasının durumu bu kaynakları olan yol farkıyla belirleniyor. Biz bu yol farkını P noktasıyla kaynak 2 arasındaki mesafe eksi P noktasıyla kaynaklar arasındaki mesafe, yani delta S olarak ifade ediyorduk. Eğer P noktasının aydınlık mı karanlık mı olduğunu sorarsa aydınlık olması için yol farkının N artı 1 bölü 2 lambdaya eşit olması lazım. Karanlık olması için P noktasının da yol farkının N lambdaya eşit olması lazım. Şimdi elde edilen sonuçların çift yarıkla yapılan deney sonuçlarıyla karşılaştırılması sonucunda şöyle bir tablo elde edilmiş. Aydınlık saçaklar çift yarıkta N lambda, karanlık saçaklar N eksi 1 bölü 2 lambda ile bulunuyordu. Tek yarıkta dikkat et, aydınlık saçak N artı 1 bölü 2 lambda, karanlık saçak N lambda ile bulunuyor. Bunları karıştırmamanız lazım. Örnek 8'i yapalım beraber. Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde lambda dalga boylu ışık kullanılmıştır. Yarık düzlemine paralel bir perde üzerinde bulunan P noktasının yarığın kenarlarına uzaklıkları farkı 11 lambda bölü 2'dir diyor. P noktasındaki girişim saçağı hangisidir demiş. Öncelikle dalga boyu 1 lambda, yol farkı 11 lambda bölü 2, yani tam katı değil. Tam katı değilse yol farkı eşittir ne diyorduk biz? N artı 1 bölü 2 lambda diyorduk. Yerlerine koyalım. 11 lambda bölü 2 eşittir N artı 1 bölü 2 çarpı lambda. Böyle yazınca lambdalar sadeleşti. 11 bölü 2 eşittir 2N artı 1 bölü 2 geldi. 2'ler de sadeleşti. 11 eşittir 2N artı 1 oldu. Artı 1'i 11'in yanına eksi diye yolladım. 10 eşittir 2N oldu. Buradan N'imiz 10 bölü 2, yani 5 olarak geldi. Peki N artı 1 bölü 2 lambdayı kullandığımız aydınlık mıydı, karanlık mıydı diye diyecek olursak aydınlık olacak. Kaçıncı aydınlıkmış? 5. aydınlık, cevabımız D seçeneği.
Şimdi de tek yarıkta girişimin özelliklerine bakalım biraz. Yarık önüne saydam olmayan bir engel konulduğu zaman yarık genişliği azaltarak azalacaktır ve delta x'i arttıracaktır. Aynı zamanda merkez doğrusu yani A0 dediğimiz bu da A0'dan A0 üssüye kayacaktır. Merkez doğrusu yer değiştirecek, yarık genişliği azalacak, delta x artacak. Yarık önüne saydam bir engel konulduğu zaman da kaynaklar arası bir gecikme olacak. Bu sebeple de merkeze aydınlık saçak geciken kaynakların olduğu tarafa doğru hareket edecek, kayacak. Üçüncü durumda da yarık düzlemi çok küçük bir alfa açısı kadar döndürülürse yarık genişliği azalarak yarık genişliği üssü, yarık genişliği çarpı kosinüs alfa dediğimiz değere eşit olacak. Bu durumda saçak aralığı da artacak. Dördüncü durumda yarık düzlemi gerisindeki kaynak merkez doğrusunda yarığa yaklaştırılırsa saçakların yeri ve saçak aralıkları değişmez. Ancak yarığa ulaşan ışık akısı artacağı için aydınlık saçakların parlaklığı artar. Her durumda da merkeze aydınlık saçak en parlak saçaktır. Diğer saçaklar ise saçak aralıkları delta x kadar olmasına rağmen parlaklıkları sırasıyla merkeze aydınlık saçan 9'da 1'i, 25'te 1'i ve 49'da 1'i gibi olacak. 5'e bakalım. Kullanılan ışık tek renkliyken monokromatik diyoruz biz tek renkli olan ışıklara. Saçaklar aydınlık ve karanlık iken eğer beyaz ışık kullanılırsa merkezi aydınlık saçakta tüm renkleri merkez aydınlık saçağı olacağı için beyaz gözlenir. Yanlarda da diğer renkler sırasıyla oluşur. Bunlar çok çıkmıyor. ÖSYM sınavda çok sormuyor. O yüzden hızlı hızlı bir üzerinden geçtik sadece. Örnek 9'a bakalım. Lambda dalga boylu ışıkla yapılan tek yarıkta girişim deneyinde merkez aydınlık saçağın her iki yanında oluşan ikinci karanlık saçaklar arasındaki uzaklık x1, ikinci aydınlık karanlık aydınlık saçaklar arasındaki uzaklık x2 oluyormuş. Bize bunların oranını sormuş. Şimdi beraber inceleyelim. Şimdi tek yarıkta kırılım deneyi yaptığımız zaman şurayı bir sileyim. Tek yarıkta kırılım deneyinde saçakların konum ve genişlikleri bu şekildeki gibi oluyordu. Şekli görmeniz için cevabını açtım. Şimdi gördüğümüz gibi ikinci karanlık saçaklar arasında 4 tane delta x var. İkinci karanlık saçaklar bakın. 1, 2, 3, 4 şuralar. Onlar arasında 4 tane delta x var. İkinci aydınlık saçaklar arasında da 5 tane delta x var. Çünkü onlarda şu yarım olan delta x'leri de alıyoruz. Dolayısıyla x1 bölü x2 dediğimiz 4 delta x bölü 5 delta x'ten 4 bölü 5 olarak geliyor. Örnek 10'a bakalım. Yukarıdaki ışık olaylarından hangileri ışığın hem dalga hem de tanecik özelliği ile açıklanabilir diyor. Şimdi tek yarıkta kırınım dalga özelliği ile açıklanır. Dalga özelliği ile açıklanır. Compton saçılması tanecik özelliği ile açıklanır. Kırılma ikisi de hem dalga hem tanecik özelliği ile de açıklanabilir. Burada ikisi de olanı sorduğu için cevabımız C seçeneği olarak geldi. Bakın burada bir tabloda kısaca özet geçmişler. Tanecik modeli ve dalga modeli ile ilgili. Işığın doğrusal yolla yayılması iki modelle de açıklanıyor. Düzlem aynada görüntü oluşumu iki modelle de açıklanıyor. Işığın kırılması iki modelle de açıklanıyor. Işık demetinin birbiri içinden geçişi iki modelle de açıklanıyor. Işığın yansıması da iki modelle açıklanıyor. Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken hem kırılması hem de yansıması sadece dalga modeliyle açıklanabiliyor. Işığın renklerine ayrılması da sadece tanecik modeliyle açıklanabiliyor. Işığın soğurulması ikisiyle de, ışığın girişimi dalga modeliyle, fotoelektrik olay tanecik modeliyle, gölge oluşumu ikisi de, ışığın basıncı tanecik modeliyle açıklanıyor, ışığın kırılımı dalga modeliyle açıklanıyor, Compton olayı tanecik modeliyle açıklanıyor diyebiliriz.
Evet gençler, açıklamalara göre sınavda buraya kadar sorumlu olacağız AYT sınavında. Hatta kırınım, ışık dalgalarındaki kırınım girişim çok çıkmayacak gibi bile ben öyle düşünüyorum. Ama yine de kısaca bahsettik. Kolay gelsin. AYT konuları böylelikle bitmiş oldu. Hepinize geçmiş.